Neydi telefonda anlatmadığın şey? Söyle bakalım. Çok iyi bir iş teklifi aldım ama karşılığında bir şey yapmamı istiyorlar. İş ne? Teklif ne? Seni çağırmamızın sebebi şu, bizim çok güzel bir projemiz var. Yoksun olan insanlara, burs alamayan öğrencilere, ne bileyim faturalarını ödemekte zorlanan ailelere destek amaçlı geniş kapsamlı başlattığımız güzel bir proje. Sizi de bunun için çağırdık. Anladım başkanım, hayırlı olsun. Çok doğru bir proje. Evet, çok doğru bir proje. Hatta bu projeden rahatsız olanlar bile var. Dur Yılmaz, dur. Kapımı kendim açarım. Tamam başkanım, nasıl isterseniz. Bu arada başkanım, makam aracını neden değiştirdiniz? Bizim gözümüz lükste, şatafatta değil Yılmaz. Maksat ayağımızı yerden kessin. Halkın işini görelim yeter bize. Kim memleketi için iyi bir şey yapsa yok ediyorlar Yılmaz. Alo! Belediye binasına acil ambulans gönder, acil! Teşekkür ederim Sayın Vali. Sağ olun. Tabii ki. Ne demek? Ne zaman isterseniz. Bekleriz efendim. Görüşmek üzere. Saygılar, saygılar efendim. İyi günler. Vay be. Gencecik adamdı. Yazık oldu. Aynen öyle. Yazık oldu vallahi. Desene bizim yarınlar da kesilecek artık. Öyle. Bir tek başkan yardım ediyordu. O da gitti. Öf. Bu zamana kadar düzgün bir adam geldi dedik. Onu da harcadılar. Yardımlar da kesildi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Akif abi? Akif abi! Hey, sana diyorum. Duyuyor musun beni ya? Duyuyorum, duyuyorum. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ne diyorsunuz siz ya? Ne oldu ya? Ne dedik ki şimdi? Tövbe estağfurullah. Ben bittim. Beni yaşatmazlar. Nasıl böyle bir hata yaptın? Abi sakin ol ya. Sen bir şey yapmadın ki. Yapmadım ama yaptırdım. Bir de akıl veriyorsun ya. Abi kimse senden şüphelenmez ya. Rahat ol ya. Rahat ol deyip durma lan. Koskoca belediye başkanını öldürdük. Anladım abi, anladım. Peki işi verdiğin kişiler seni ele verir mi? Zorda kalınca herkes birilerini ele verir. Bu iş böyle. Haklısın abi. Bence bir süre daha ortaya çıkma. Tamam sus. Kafamı toparlamam lazım. Bir dur be. Etraf fazlasıyla sessiz efendim. Aynı şekilde devam edelim mi efendim? Pozisyonunuzu koruyun. İkinci bir emre kadar kimse yerinden kıpırdamasın. Anlaşıldı efendim. Peki nasıl istersiniz? Murat, sana güveniyorum. Bundan sonra bütün ağır yük senin sırtında. Siz hiç merak etmeyin Yılmaz Bey. Aklınız kalmasın efendim. Bana müsaade. Tamam, sen görevine dönebilirsin. Bir şey olursa bana haber edersiniz. Tabii ki efendim. Merhaba, Yılmaz Bey ile görüşecektim de. Tamam Murat, tamam. Sorun yok. Gel abi gel. Gel şöyle otur. Peki efendim, nasıl isterseniz. Buyurun, teşekkür ederim. Gel abi gel, şöyle otur. Hayrolsun abi. İnşallah kötü bir şey yoktur. Hangi rüzgar yarattı seni buraya? Hoş gördük Yılmaz Bey. Size anlatmam gereken bir şey var da. Anladım abi. Gel makam odasına geçelim. Şart mıydı öldürmeniz? Zaten sana verilen görev bunun üzerine değil miydi? He? Feyzullah. Ya tamam öyle de yaralı bıraksaydınız ben de ölmedi derdim. Olan olmuş Feyzullah. Daha fazla kurcalamanın bir anlamı yok. Artık bize
borçlusun. Merak etme. Bana söz verenler, sözünü tuttuğun, size olan borcumu ödeyeceğim. Anladım Feyzullah. Anladım. Hiç merak etme. En yakın zamanda mevki ve makam sahibi olacağım. Haydi görüşürüz. Mevki ve makam sahibi olacakmış. Senin gibi çapsız birine iki tane koyun bile emanet edilmez. Ne dersiniz Yılmaz Bey? Sizce olabilir mi? Bilmiyorum Akif abi. Biz de araştırıyoruz. Her şey olabilir. Araştırırken bence bunu da dikkate alın Yılmaz Bey. Gencecik adama kıydılar. Muhakkak dikkate alacağız Akif abi. Sen merak etme. Sen de işinden ettik. Estağfurullah. Keşke başkan yaşasaydı da biz işimizden olsaydık. Keşke abi, keşke. Bana müsaade Yılmaz Bey. Eğer yapmam gereken bir şey olursa haber vermeniz yeterlidir. Müsaade senin abi. Sağ ol. Eğer bir şey olursa ben sana haber ederim. Tamam Yılmaz Bey. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Efendim temas var. Uzaktan mı yakından mı? Uzaktan efendim. Sakın müdahale etmeyin. Biz işimize bakalım. Tamam Yılmaz Bey. Siz nasıl isterseniz. Hadi çıkalım Murat. Önemli bir işimiz var. Uygun musun? Anladım. Uygun bir an oluştur ve sana söylediğim şeyi yap. Haberini bekliyorum. Başkanım, bugün biraz daha iyi gördüm sizi. İyiyim Yılmaz, iyiyim. Durumlar nedir? Sorun yok başkanım. Araştırmalarımız devam ediyor. Yalnız bugün Akif abi geldi. Akif abi mi? Neden gelmiş? Başkanım, sizin vurulduğunuz gün bir şey görmüş. Ne görmüş Yılmaz? Akif abinin dediklerini geniş kapsamlı bir şekilde araştırıp doğru olduğunu öğrendik başkanım. Sizin vurulduğunuz gün olay yerinden birinin kaçtığını görmüş. Kim? Feyzullah. Feyzullah mı? Bu operasyon onun için çok büyük Yılmaz. Bilemedim. Başkanım, eğer onu yakalayabilirsek arkasında kimlerin olduğunu öğrenebiliriz. Temas var mı Yılmaz? Var başkanım, yalnız uzaktan. Anladım Yılmaz. Bir süre daha uzaktan izlemeye devam edin. Neler olacak göreceğiz. Tamam başkanım, nasıl isterseniz. Ne yaptın abi? Adamla konuşabildin mi? Konuştum. Haber bekliyorum. Abi, ne haberi? Bir sus be. Düşünüyorum işte. Anladım abi, anladım. Tamam. Ne oluyor lan? Zorda kaldı mı? Herkes birilerini ele verir. Sen de işini hatırladın mı? Başkan olmaya alıştın mı Yılmaz? Yok başkanım, bana göre değil. Şu işler bitse de artık görevinizin başına dönseniz. Bitsin de bakarız Yılmaz. Başkanım, gerçekten işiniz çok zormuş. Bana çok ağır geldi. Halkın yükü ağırdır Yılmaz. Çok ağırdır. Eğer taşımasını bilmezsen altında ezilirsin. Doğrudur başkanım, doğrudur. Haklısınız. Bekleme de kal. Başkanım, Feyzullah'ın bulunduğu mekanda silah sesi gelmiş. Sonuç? Vurulmuş efendim. Vuran kişi de olan yerinden kaçmış. Bu iş çok büyük Yılmaz. İşi taşere ettiği kişi de öldürüyorlarsa eğer. Feyzullah'ı öldüreni hemen bulun. Derhal başkanım. Nasıl isterseniz. Zaman yatma zamanı değil Yılmaz. Halkın bizi ayakta görmesi lazım. Yürü.